az gittik, uz gittik. Bu sefer Antakya'ya, Hatay'a geldik. Çok uzun zamandır buraya gelmeyi hayal ediyordum. Mustafa Kemal Atatürk için rüyasını gördüğü, hayalini kurduğu, Türkiye topraklarında görmezsek olmazsa olmaz dediği ama sağlığında göremediği, sonradan 1939 yılında Türkiye'ye dahil olan bir cumhuriyet. Eski adıyla Antakya, yeni adıyla Hatay. Şimdi bir şehirle ilgili en önemli testi yapacağız. Hazır mısın? Evet. Bir şehrin ışık olmayan bir yaya geçidine geleceğiz. Bakalım araç duruyor mu, durmuyor mu? Antakya için test vakti. Dur bekleyelim, biraz daha şöyle arabalar gelsin. Bir şehrin ruhunu, belki de nasıl olduğunu, medeniyetin ne boyutta olduğunu test edeceğiz. Tamamen bak, spontane test ediyoruz. Hazır mısın? Geldi araba. Işık yok. Var mı ışık? Yok. Hadi geçiyoruz şöyle. Ve durdu. Vallahi durdu. Ama öbürü durmuyor bak, öbürü sürüyor. Ama nereli? İstanbullu. Ay Allah'ım ya. Direkt İstanbul'dan anlıyorsun. O, bak yine medeniyet. Görüyorsun işte. Vallahi bravo ya. Puan kazandı. İstanbulları anlıyoruz ama. Fatih'i bile beklediler. Vallahi bravo. Gelelim şöyle içeriye doğru girelim şimdi. Antakya döner, Hatay döner. Künefesi ünlü değil mi buranın? Siz buraya gelince neler çeviriyorsunuz? Anlat. Tamam, ekranda görüyoruz ne yaptığınızı, haberleri ama haber dışında ne yapıyorsunuz onu merak ettim. Yani haber dışında buraya gelince önce güzel bir öğle yemeği. Böyle farklı farklı mezeler. Bin bir çeşit meze. Ne heykeli var? Künefecinin heykeli var abicim. Bu ne olsun ya? Daha ne olsun? Bir tepsiyle bir künefe atsaydık. Eserine bakıyor gayet güzel. Geliyorsunuz, bakıyorsunuz güneşin doğmuş, evet. Antakya'da. Önce biraz künefe, ardından biraz kebap. Kebap. Sonra? Sonra birazcık iş, sonra uyku. Bırak şimdi uykudan önce bir akıyorsunuz geceleri. Antakya gecelerini henüz tam keşfedemiyorum. Birazdan göreceğim ben, nerelere aktığınızı anlayacağız bakalım. Ben daha çok şu ara sokaklara giriyorum. Suriye Savaşı döneminde geldiğim için yoğun dönemde pek bir şey görmemiştim o sırada. Ama belki bu akşam. Bu akşam bir şöyle bir yaşayalım bir Antakya gece hayatı ama pazartesine denk geldik. Abicim yani biz de çekim yapıyorduk. Merhaba, ne haber? Söyleşi mi yapacaksın bende? Evet. Hadi gel beraber. Buyurun Özkan Bey. Hazır mıyız? Kardeşlik. Bu da ilk kez oluyor hayatımda. Merhabalar efendim. Merhabalar efendim. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Çok iyiyiz. Sizi gördük. Enerjinizi aldık efendim. Eyvallah. Günün sorusu şu. Sosyal medyanın kralı kimdir Türkiye'de? Kenan Taş. Antakya'nın en eski caddesindeyiz. Antik dönemlerden beri kullanılan bir cadde. 2000 yıllık bir cadde burası Cüneyt Bey. Ve de ilk aydınlatılan cadde tarihte, dünya tarihinde. Evet, o zamanki adıyla Kolonatlı Cadde. Herod Caddesi de denmiş. Yahudi bir kral sponsor olmuş bu caddenin kolonatları dikilirken. Ünlü müdür Affan Kahvesi? Nesiyle ünlü? Çok ünlü bir kahve. Son zamanlarda destinasyon noktası oldu. Haytalısıyla meşhur. Nesiyle? Bugün haytalısı. O ne? Haytalısı nedir? Haytalı bici bici dediğimiz hani nişasta ve buz ve gül suyuyla servis edilen bir tatlısıyla, serinletici bir tatlısıyla ünlü. Burası da ilginç bir şekilde gelişmiş. Yani güzel bir gelişme var. Bak burada Nevizade diye bir ne yazmışlar? Bir dünya para değil, insan biriktireceksin. Ercan Kesal'ı çizmişler ya. Akşamları canlanıyor mu burası? Akşamlar gençler geliyor mu? Kalabalık oluyor, canlı. Sokaklar işte ticari işletmelerle doldu, taşıyor. Ve bu evlerde gördüğünüz üzere çoğunda da restorasyon süreci, yani diğerlerinde de restorasyon süreci devam ediyor. Evet. Bu sokaklar çok canlı akşamları. Burası sizin mekan mı? Ya abicim ne zaman, ne kadar geldiğinizde burada mekanınız oldu ya. Ne var burada bakayım? Restoran. Merhaba, ne haber? Ne kadar güzel bir yermiş. İnşallah yemeğe de geliriz. Görüşürüz. Habibi Neccar Camii, Anadolu'nun ilk camisi olarak biliniyor. Antakya bildiğiniz gibi kültürlerin ve dinlerin buluşma noktası ama laf olsun diye söylemiyorum.
Yani Hristiyanlığın ilk kilisesi ya da Anadolu'daki ilk cami dediğiniz zaman akla burası geliyor. Evet, Kenan Ortaylı, gel bakalım. İşte. İnşallah. İyi ki bir tarih bölümü mezunusun ya. Altı dillerde çok okey. Evet. Olur ya, sen de bir 30 yıl daha yaşaman lazım. Yaşanmışlık da gerekiyor. Şimdi çok güzel bir cami burası. Gerçekten de tarihi derken laf olsun diye söylemiyoruz. Nedir özelliği buranın, Kenan? Burası Habib Neccar adını İslam uğruna savaşan o dönemki alimlerden birinin adıyla alınıyor. O dönemdeki Müslüman Araplar Anadolu'yu fethettiklerinde burayı camiye çeviriyorlar. Eski bir pagan yapısı olarak biliniyor. Buraya kadar gelmişken uzun çarşıya gelmeden gitmek olmaz. Fırınlar, kasaplar. Burada ilginç bir şey var. Kasaplar aynı zamanda restoran. Görüyor musun? Gel bak. Bak, birisi bunu düşünse belki dünya çapında adam ünlü olabilir. Değil mi Kenancığım? Mesela bir kasap düşün. Kasapsın, aynı zamanda yemek pişiriyorsun. Ulan Nusret değil mi bu? Ne haber abi? Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Hiç abi, eve gidiyorum. Nereden geliyorsun? Ha, okuldan. Kaçıncı sınıf? 7. 7? Evet. Aferin. Adın ne? Ahmet. Abi hangi kanal? Senin adın ne? Arda. Arda kardeş misiniz? Kuzeniz. Montlardan anladım ben zaten kuzen olduğunuzu. Burada meşhur künefecim var. Künefe yiyeceğiz. Yiyeceğiz. Tüm Hatay gezimizin aslında en önemli noktası. Merhaba. Ne haber, nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Ne kadar ünlüsünüz yani. Herkes burayı tarif ediyor. Çınar altında künefe yemeden gitmeyin diyorlar. Sağ olsunlar, teşekkür ederim. Atam tutam ben seni. Şimdi ne yapacaksınız? Siz atacaksınız, siz de tutacaksınız. O orta yapacak. Evet. Ben de tutmaya çalışacağım. Sebep? Öyle. Ha, böyle bir gelenek mi var yani? Yok. Sizin için. Bize şov yani. Yani. Eliye tutamazsan? Tutamazsak biz yeriz, otururuz artık böyle. Otururuz buraya yeriz, ne yapalım? Hadi abi, bekliyoruz. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Vallahi tuttum, bravo. Tebrik ederim. Rica ederiz, afiyet olsun. İyi, hadi bari bir dilim yiyelim, gelmiş tamam. Ya sağ olasın. Kebap kebap Türkiye'den künefe Türkiye'ye transfer oluyoruz herhalde. Çok teşekkür ederim hocam, sağ olun. Teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ olun, var olun. Evet. O dursun orada, tamam. Sen iki tane mi yiyeceksin? İnanamıyorum. Gerçek iki tane mi yiyeceksin? Yok. Büyüğünü alıyorsun yani. Ne kadar çakallıklar bunlar ya. Büyüğünü aldı, baksana yani. Peki, afiyet olsun. Buradan baktığınız zaman burası Museum Otel'miş. Alt tarafı bir müze. Bu taraflardaysa özellikle kale içi çok iyi restore edilebilir, korunabilir. Bir el atmak gerekiyor. Ama yemeğiyle, havasıyla, suyuyla, insanıyla gerçekten herkesin barış içinde, huzur içinde yaşadığı bir yer. Şu anda tam Hatay'ın kalbindeyiz aslında. Bu yol Hatay'ın ana caddesi. Bizim biraz Nişantaşı gibi düşün İstanbul'un ya da Ankara'nın Kızılay gibi. Yıkımı görmek için aslında şu yolda biraz yürüyelim istiyorum. Bakın ne olmuş, nasıl bir yıkım. Şuraya bak ya. Korkunç. Bir enkaz koridorundan geçiyoruz şu anda. Daha yürüdüğümüz yer yani çok mesafe değil, hani kelimeler yeterli değil bazı durumları anlatmaya, ya da benim kelime hazinem yeterli değil. O kadar büyük bir yıkım var ki, dediğim gibi bu bir deprem değil, deprem desem değil, savaş desem değil, yani bombalama desem değil, böyle bir atom bombası atmışlar gibi bazı yerlere. Tuzla buz olmuş yani, böyle bir bina çökmesi gibi değil hani.
Şu baksana, kirişler şey yok, kolon yok. Üst üste binmiş yani şey. Kim bilir kaç katlı bina bu. Muhtemelen 4-5 katlı binalar. Bu enkazdan ben çıktım. Eşim yanımda, oğlum yanımda vefat etti. Belki de ilk gün gelseydi kurtulurlardı. Kimse yoktu ilk iki gün. Ben 10 gündür şuradayım. Bak şu inşaatın altında o inşaatların tahtasını yakarak ısınmaya çalışıyorum. Çünkü ben gelir çıkarırlar da kimsesizler mezarına götürürler diye burayı terk etmiyorum. Her yer, her yer, her yer, her yer yani bak. Aşağı doğru bakıyorsun hani bir yer iki yer değil. Tüm Hatay derken bunu kastediyorum. Şu anda sadece bir semtindeyiz Hatay'ın. Ya bu geçtiğimiz yol üstünde tüm bunlar yıkıldıktan sonra sağlam bir bina kalma ihtimali yok. Kalmaz yani bunlar ayaktakiler de almalar lazım. Ayaktakiler de tabii ki şey olacak, yıkılacak. Ayakta durduğuna bakma, bunların hiçbiri ayakta duramaz. Bir de burası Hatay'ın yerleşim bölgesi. Evet. Yani 5 katlı, 6 katlı bak yeni sayılabilecek binaların olduğu yani 9 katlı, 10 katlı binalar. Bir Hatay'ın daha böyle şey yeri var. Eski Hatay var. Eski Hatay var şimdi, orasında çok bir yerleşim yok. Daha hani restoranlar, tek katlı evler, onlar da yıkılmış gerçi evet. ama asıl büyük yıkım burada. Hiçbir kolon yok yani. Üst yani şöyle şeye binmiş bloklar. Taşıyıcı kolon yok. Sıfırlamış. 1, 2, 3, 4, 5 kat inmiş. 5, 6. Şu bina 6 katlı bu gördüğünüz. Şu sokak aralarına bakar mısın? Girmiyoruz daha oralara. Her sokak arasında, her gördüğümüz yerde. Özellikle bizi İstanbul'da izleyenler, bu görüntüleri zihninizin bir kenarına çok iyi yazın. Burada yaşananlar, bu insanların söylediklerine kızmayın, kulak verin. Çünkü bugün burada olan, yarın emin olun İstanbul'da da olur, başka yerlerde de olur. Böylesine yüksek şiddette bir deprem. Bütün şehirlerde aynı etkiyi, aynı yıkımı yapabilir. Deprem ülkesindeyiz. Bunlar tarihe bir belge olarak kalır umarım. Şu yürüyüşümüz şehrin içinde. Şimdi bu afette dün akşam gece 1.30'da Fahrettin Koca ile telefonda konuştum. Sağlık Bakanı'yla. Diyor ki Hatay'ın diyor en sıkıntılı yanı şuydu diyor. Afet o kadar büyük bir afet ki bütün yerel yönetim çöktü. Yerel AFAD çöktü. Yerel polis çöktü. Yerel jandarma çöktü. Ve bütün binaların hiçbirine giremedik diyor. Yani bütün şeyi dışarıdan yönetmek zorunda kaldık diyor krizi. Başka şehirlerde yine binalar kullanılıyordu işte okullara girdiler şehir. Burada hiçbir şey, hiçbir binaya giremedik diyor. Tamamen dışında kaldık her şeyin diyor. Şimdi eski şehrin olduğu yere geldik. Yani eski Antakya'ya. Akşamleyin polis, asker buralarda devriye evet. geziyor. Jandarma daha çok arama kurtarmada. Özellikle sanırım ikinci kol ordu yani daha böyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin daha devriyede şeyde görüyorum. Güvenliği sağlıyorlar gibi geldi bana. Evet. Değil mi? İlk izlenim o. Gece boyu dikkat. Zaten. Evet. Farklı yerlerden polis ekipleri gelmiş. Yine cenaze nakili aracı. Günler geçtikçe ambulanslar yerini cenaze nakil araçlarına bırakmış. İyi görevler. Hangi ilden? Kolay gelsin. Bütün Türkiye burada. Her yerden insan gördük değil mi? Evet, her yerden. Her şehirden. Her şehirden belediye, her şehirden insan, her şehirden asker, polis. Gönüllü. Adam gönüllü. Almanya'da görmüş, arabaya atlayıp gelmiş. Şeyde görmüş, arabaya atlayıp gelmiş. Sormamış yani gelelim mi, gidelim mi? Yardım edelim mi? Merhaba. Geçmiş olsun hocam. Burada mıydı sizin? Vallahi evim şöyle bir 60 metre arkada. Kayıp var mı? Kardeşim enkaz altında kaldı. Onu gömdük. İşte annem kayıp. Onu bulamıyoruz. 6 gündür bulamıyorum işte. Onu mu arıyorsunuz? Siz çok başınız sağ olsun hocam. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Bir şey isteyelim mi? Bir destek herhangi bir şey. Teşekkür ederim. Şimdi sahada iki gerçeklik var. Bir, her yer yıkılmış. İki, hala insanlar yakınlarını arıyor. Ulaşamayan insanlar var. Ulaşamayan insanlar var hala. Şimdi beyefendi bak,
enkazın üzerinde 6 gündür annemi arıyorum diyor. Gel de delirme. Delirirsin. Allah insanı hiç kimseyi felaketlerle sınamasın. Bizim geçen 45 gün önce gelip burada çekim yaptığımız yerlerde artık yol yok. Yolun içine giremiyoruz yani. Tam buradaydık değil mi? Evet. Aynen burada durduk. Böyle bakarak. Aynen. Burası Anadolu'da yapılmış, Anadolu sınırlarındaki ilk camiydi. Daha önce de depremlerde zarar görmüş ama sadece minareleri yıkıldığı biliniyor. Şimdi ama neredeyse tamamen yıkılmış denilebilir. Şimdi burası Anadolu'nun ilk aydınlatılan caddesiymiş tarihte. Ama şimdi Anadolu'nun en karanlık caddesi ne yazık ki. Ne kadar güzel canlanmıştı, büyüyordu bu şehir. Bir anda tüm büyüsünü kaybetti ne yazık ki. Bırak büyüsünü, ruhunu, insanlarını, tarihini. İnsanlar yani bir tek evlerini kaybetmediler, işlerini kaybettiler, dostlarını kaybettiler, anılarını kaybettiler. Bütün birikimlerini kaybettiler. Bir tek maddi anlamda söylemiyorum. Fotoğraf albümlerini kaybettiler. Sokaklardaki anılarının geçtiği sokakları kaybettiler. Her şeyi kaybettiler. Okul bile yıkılmış. Bu hafta açıyorum dükkanı. Açılan ilk dükkan ben olacağım inşallah. Ne dükkanıydı? İşte abi gel. Antika dükkanı. Antika dükkanı. Antik kentin antika dükkanı. Vallahi helal olsun. Yani enerji veriyoruz, temizliyoruz. Gönüllüyüz. Hatay'ı terk etmedik, etmeyeceğiz inşallah. Etmesin kimse. Hatta kuşuyuz biz. 6 kere battık. Yine doğduk. Yine doğacağız. Son böyle dolaştık. Pek çok şey dinledik ama esnaf kardeşimiz çok güzel mesaj verdi. Dedi ki henüz ölmedik. Anka kuşuyuz biz. Yeniden doğarız. Dükkanımı açacağım diyordu. Yerleri süpürüyordu. Çok iyi moral oldu. O moralle bitirelim. Ve yine Hatay'dayız. Yine aynı meydandayız ve yine sizlere Hatay'ın sokaklarını göstereceğiz. Bu bir yıl kolay geçmedi. Türkiye'nin gördüğü en büyük depremde 50 binden fazla insanımızı kaybettik. Binlerce bina yıkıldı. Milyonlarca insan evsiz kaldı. Hatay, bütün depremin merkezinde en çok hasar alan şehirlerin başında geliyordu. Şimdi, yani depremin üzerinden bir yıl geçtikten sonra yine sizlere aynı sokakları göstereceğiz. Yıkılan eski Hatay Meclisi'nin yerinde bugün artık büyük bir enkaz alanı var diyebiliriz. Sokaklar hala toz toprak içinde. O günlerde burada özellikle etrafımızda askeri araçlar, kurtarma ekipleri vardı. Bugün onların yerini tamamen artık iş makineleri ve de inşaat malzemelerini taşıyan çeşitli araçlar almış. Evet, bu son bir yılda bütün bu değişimi sizlere biraz göstermek istiyoruz. 50 bin insanımızı kaybettiğimiz bu depremde milyonlarca insan evsiz kaldı. Ve de şu anda bir yıl geçtikten sonra pek çok yerde çok yoğun bir çalışma var. Hatay toz duman içinde. İlk gün mesela buraları göstermiştik sizlere. Buralarda yıkıntılar vardı. Artık bu yıkıntıların yerlerini, bir kısım yıkıntıların enkazı kaldırılmış. Bir kısımsa şu anda hala yıkılmayı bekleyen binalar da var. Tamamen bütün binalar da yıkılmış değil. Biz tabii yolun aslında öbür tarafında yürüyorduk ama o zamanlar tabii yol trafiğe kapalıydı. Şimdi bu tarafa geçtik. Özellikle Hatay'da kaç kişi öldü? 24.000. 24.200 civarında. 24.200 civarında, evet. O depremin ilk günü hatırlarsan Kenan, burada hala sıcaktı, insanlar vardı. Şimdi boşalmış bütün binalar. Bu binalar da yıkılacak bir noktada artık. Şey değil. Hatay'a geldiğimizde aslında
bazı ayakta binalar var. Bunlar orta hasarlı binalar. Orta hasarlı binaların bazıları kurtarılabiliyor. Ona güçlendirme yapıyorlar. O gördüğümüz aslında ayakta kalan binalar onlar. Evet. Bu şu anda etrafımızın çoğu birçok noktada molozlar var biliyorsunuz. En son valinin yaptığı açıklamaya göre enkazın ve molozların %93'ü kaldırılmış vaziyette. %7 oranda hala kaldırılmamış yerleri görüyorsunuz zaten, arkadaşlar da çekiyorlar. Burada bir yıldır bu şey çalışması devam ediyor aslında. İlk böyle bir 20 günün sonunda artık moloz kaldırma çalışmaları başladı. Evet. Binalar yıkılacak, binalar yıkıldı. Şu anda tabii en çok insanın ağrına giden, bu sokaklarda yürürken depremin üzerinden bir yıl geçti ve de yaklaşık 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Ancak 500 kişilik bir sanığın olduğu davalar var ve hala bir tanesi hariç 126 tanesi davaların kabul edildi ama hala 8 tanesi kabul edilmiş değil. Yani tutuklu sayısı çok az. Davalar neredeyse hiç yürümüyor, çok ağır yürüyor. Bu da tabii bu manzarayı gördüğünüz zaman bir yıl sonrasında bu deprem felaketinden sonra insanın oldukça moralini bozuyor. Ama şunu da görüyorsunuz, burada mesela bütün bu enkazların etrafı kilometrelerce bir alan kapatılmış durumda. 6-7 kilometrelik bir alan. 6-7 kilometrelik bir alan, evini yerinde yenile kampanyası başlamış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan Nisan ayında depremden bir ay sonra, iki ay sonra ilk temellerini atmıştı kimi binaların ve de o binaların bir kısmı yetişebildi. Ama buradaki ortama baktığınız zaman, yani Hatay'ın kolay kolay tekrar eski haline dönmesi ya da diğer şehirler nasıl olur bilmiyoruz ama Hatay için söyleyeyim, kolay olmayacak. Çünkü bu evlerin, yani sadece molozun kalkması değil, bu evlerin yapılması, bitmesi günler, haftalar, aylar, yıllar, birkaç yıl, birkaç 5 yıl, 10 yıl ancak bu şehir bir kendine gelecek. Ama geldiğinde de hiçbir zaman aynı olmayacak. Mesela şuradaki binaya bakalım. Görüyor musunuz mesela, o binalar daha yıkılmamış bile. O binalar yıkılacak ama ön tarafı yıkılmış. Mesela o yıkılmadan bu ön taraf nasıl olacak? Emin değilim. Emlak, konut, TOKİ, belediye ve düzenlenen yardım kampanyalarından gelen paralarla çeşitli bölgelerinde Hatay'ın, sadece burası değil, mesela burasını gördüğüm kadarıyla emlak konut almış, o el atıyor ama birinci yılında baktığımızda toz toprak içinde bir şehir, büyük bir şantiyedeyiz, yaralı bir şehrin tam ortasındayız şu anda. Sanki böyle bir Türkiye'nin bir büyük şehrinin içinde değil de böyle bir inşaat şantiye alanında dolaşıyoruz, büyük bir şantiye alanında dolaşıyoruz gibi bir hava var. Şu an zemin etüdü yapılıyor muhtemelen şeylerde, farklı bu taraftaki, özellikle bu perdenin arkasındaki binalarda. Bunların çoğu yerinde usulüyle yapılan binalar. Dur tabii bakayım, bir şöyle bakabiliyor muyuz şuradan? Oo. Yani neredeyse Hatay'ın büyük bir kısmı bu gördüğünüz gibi. Bir yandan inşaat çalışmaları devam ediyor şu anda. Daha önce buradaki binaların arasında gezmiştik. Bakın şu binaların tam arasındaydık, tam nehrin kenarında. O binaların büyük bir kısmı yıkılmış. Burada yeni bina temelleri atılmaya başlanmış. Ama bir yandan da hala öbür tarafta da moloz kaldırılmaya ve bir yandan da binalar da yıkılmaya, bir kısmı da aynı şekilde durmaya devam ediyor. Cüneyt Bey, farkındaysanız hep toprak. Hep toprak tabii. Yani tabii herhangi bir kayalık yok yani. Bütün şehir bu halde aslında. Biz şimdi size çok küçük bir kısmını gösterdik. Bir kısmı da dediğim gibi yani hala molozlar kaldırılmamış. Burada binalar vardı son gelişimizde. O binaların neredeyse tamamı yıkılmış. Neredeyse diyoruz. Bir yılda aslında büyük bir işte becerilmiş. Yani çünkü biz ilk geldiğimizde bir savaş bölgesine gelmiş gibi hissetmiştik. Depremden bir yıl sonra artık hasarlı binaların ayakta olduğunu görüyoruz birkaç tane. Yani birkaç tane derken birçok var ama o zamanla kıyasladığımızda birçok binanın da yıkıldığını ve molozunun da kaldırıldığını net bir şekilde tanıklıyoruz. Biraz tam yürüdüğümüz yolu tarif edelim. Burası Atatürk Anıtı'ndan Yeni Antakya diye tabir edilen bir yer biliyorsun Cüneyt Bey. Nehrin öteki tarafı eski Antakya, burası da Yeni Antakya diye tabir edilen yaklaşık 10 katlı
5 katın üstündeki binaların olduğu, yeni eski binaların olduğu bir bölge aslında burası. Binaların neredeyse tamamı yıkılmış. Sadece bu alanda 2, 4, 8, 9, 10 bunlar hala çalışıyorlar. Kepçeler betonlarla, demirlerle birlikte insanların hatıralarını kaldırıyor. Özellikle Hataylılar için, Antakyalılar için bu görüntülere bakmak kolay değil. Yaşadıkları, hayatlarını geçirdikleri ve ne yazık ki hayatlarını kaybettikleri şehirlerden geriye şu anda kalan büyük bir inşaat alanı, şantiyesi. Buraların büyük bir mahalle vardı burada. O mahalleden geriye gördüğünüz gibi sadece bunlar kalmış. Deprem sonrasında şunu kabul edelim ki deprem öncesinde yapmadığımız her şeyi yaptık. Kenetlendik. Herkes elinden geldiği kadar yardımda bulundu, destekte bulundu. Kurtarma çalışmalarında, sonrasında yaraların sarılmasında. Kimimiz elini taşın altına koyduk, kimimiz koyar gibi yaptık. Yardım kampanyaları düzenlendi. Pek çok kişi parasını verdi. Canlı yayınlara bağlanıp parasını verip yardım edeceğiz diyen etmeyenler oldu. Yıl boyunca bunu konuştuk Türkiye'de. Depremde 1 milyon 600 binden fazla Hataylı etkilendi ve de konteyner kentler kuruldu. 70 binden fazla konteyner kuruldu. Farklı konteyner şehirler oluştu neredeyse. Hem kırsalda hem de şehrin içinde konteynerler kuruldu. Tabii ondan önce çadırlar vardı. İnsanlar bir 4-5 ay boyunca çadırlarda yaşadılar. Sonrasında konteyner süreçleri oldu. Bir noktada Hatay'da yıkılan toplamdaki bina sayısı 85 bin Cüneyt Bey. Bu 10 ili etkileyen depremde toplamda 100 bin üstünde insan yaralandı. Çoğunun farklı uzuvları koptu. Bir de öyle bir süreç var yani sadece ölenler, binalar, işte şehrin yeniden yapılması değil. Bu insanların rehabilitasyon süreçleri de çok çok önemli. Neredeyse 700 bine yakın insana psikolojik destek verilmiş ama hani ben de 99'da İzmit'te deprem yaşamış biri olarak öyle hemen geçen bir süreç olmuyor yani. Bir yıllık, iki yıllık bir psikolojik destekle depremi atlatamıyorsun. Çoğu zaman insanın aklına geliyor evet. Ki bu çok daha taze. Özellikle bu yani bu binalardan sağ çıkanlar yine şanslıydı. Çünkü etrafımızdaki diğer binalardan insanlar ne yazık ki sağ çıkamadı. Bunlar görece ayakta kalmayı başaran binalardı. Pek çok bina ayakta bile kalamadı. Yani birisi bize dese ki bir şehre gideceksiniz, bir yıl sonra aynı şehre gittiğinizde yerle bir olmuş olacak ve de artık sadece hani enkazı, molozu göreceksiniz. Böyle bir şeyi insan gözünde canlandıramaz ama Hatay'da yaşanan ve sizlere göstermeye çalıştığımız tam da bu. Sadece hani binaların yıkıldığı bir şehirle karşı karşıya değiliz. İnsanların hayallerinin yıkıldığı, geçmişlerinin yıkıldığı ve bir daha hiç gelmeyeceği, bir daha hiçbir zaman yerine aynısının konulmayacağı bir şehirle karşı karşıyayız farkındaysanız. O yılların birikimiyle kurulan çarşıdan eser yok şimdi. Her yer enkaz, enkazın molozu artık. Muhtemelen gelecek yıl bunları da görmeyeceğiz ve her şey enkazla kaldırılmış olacak. Şimdi sizleri çarşının içine yavaş yavaş götürmeye çalışıyorum çünkü çarşının bir kısmı hala eski çarşının bir kısmı canlanmış durumda. Hayat sanki bir kısmında azıcık toparlamış devam ediyor gibi ama büyük bir kaosun ortasındayız. Birinci yılında Hatay depreminde.
Bir yanda trafik daralmış vaziyette yollar farkındaysanız. Hatay'da trafik lambaları da çalışmıyor, öyle bir sıkıntı var. Akşamları çoğu yerde hala sokak lambalarına elektriğin verilmediği dile getiriliyor Hataylılar tarafından. Sadece bizim görebildiğimiz iş makinesi sayısı şu anda 100'ü aşmış durumda ki Hatay'ın daha küçük bir bölümünde yürüyoruz, dolaşıyoruz. Ama burası ilk geldiğimizde hatırlarsın. Merhaba. Hatırlarsın, burası en hareketli ve canlı yerlerden bir tanesiydi. Şimdi köprüden karşıya geçtik. Eski Antakya'nın olduğu yerdeyiz şu anda. Az önce yeni Antakya'nın olduğu yerdeydik. Şimdi eski Antakya'nın olduğu yerdeyiz. Belki de buraları yarın bir gün yeni binalar yapılacak ya da replikalar yapılacak. Ama hiçbir zaman bizim o ilk Antakya'yı gezdiğimizde o daracık sokaklar, o belki de hani eşi benzeri olmayan o sokaklar bir daha hiçbir zaman eskisi gibi geri gelmeyecek. Ve kalan bu işte. Bütün o depremden, bütün bu hengameden. Binaya az hasarlı yazmışlar ama Antakya çok hasarlı. Geldik Habibi Neccar Camii'ne. Habibi Neccar Camii'nin içi ilk geldiğimizde herhalde Antakya'nın en orijinal yerlerinden bir tanesiydi. Ama şu anda etrafı tamamen çevrilmiş. Restorasyonu devam ediyor. Depremin birinci yılında yaralar sarılmış demek çok zor. Özellikle Antakya'nın bu kısmı çok önemli. Çünkü tarihi kısmı burası. Nitekim buradaki yıkıntıların taşları tek tek tescillenerek toplandı. Belli bir alana götürüldü. Kültür Bakanlığı gerçekten çok iyi iş çıkarttı. Ve şimdi 6 Şubat'ta da buranın bir planını hazırladılar. Bir tek onlar değil, farklı özel sosyal sorumluluk alan mimarlar bir araya geldiler. Kendileri STK'lar bir araya geldi ve bütün buranın aslına uygun şekilde restorasyonu için çalıştılar. Kültür Bakanlığı özellikle farklı adımlar attı. Evet, burası biliyorsunuz eski bir alan, tarihi bir alan olduğu için öncelikle bir etüt çalışması yapıldı. Sonra projeleri çıkartıldı. Kültür Bakanlığı ile beraber Tasarım Vakfı da işin içerisinde. Tasarım Vakfı dediğimizde onlarca farklı mimarlık ofislerinden oluşan bir yapı. Kültür Bakanlığı ile beraber onlar bu sürecin içerisindeler, dahiller. Şimdi o meşhur çarşıya giriyoruz. Bundan en son tam bir yıl önce bu çarşıya girmiştik. Ve Antakya'nın en eski, en tarihi, en cıvıl cıvıl yerlerinden bir tanesiydi. Tabii depremde kepenkler inmiş, çarşının bir kısmı yıkılmıştı. Şimdi bir yıl sonra bambaşka bir çarşıyla karşılaşacağız sanırım. Evet, bayağı bir dükkanlar açılmış gördüğüm kadarıyla. Pek çok yer. Fırınlar açık. Kimi dükkanların kepenkleri hala kapalı, açılmamış ama kimileri açık. Berberler açık gördüğünüz gibi. Meşhur tepsi kebabı Antakya'nın. Çarşının içinde bir canlılık var. Taze sıkmalar var. Merhaba. 5 Şubatlar var. Merhaba hocam. Kolay gelsin. Fenerimiz, portakalımız, greyfurtumuz, karışımız, sademiz, C vitaminimiz. Hoş geldiniz. Efendim. Merhaba, selamlar. Merhaba. Eyvallah. Eyvallah. Tabii ki bir yılda tamamen buranın toparlanmasını, eski hale dönmesini beklemek İmkansız ama yine de yani kimi dükkanlar açmışlar, kimilerinin kepenkleri kapalı.
Bir şekilde bir alışveriş var, gezenler var. Hayat öyle ya da böyle Antakya'da, bu çarşıda devam ediyor diyebiliriz herhalde. Evet, tabii ticaret esnafın ayağa kalkması da çok çok önemli. İlk etapta buraya girmemişlerdi. 2-3 ay burada bir herhangi bir hareketlilik yoktu. Depremden sonra da biz birkaç kez Hatay'a geldik farklı zamanlarda. Ama şimdi biraz daha hareketli, özellikle çarşı. Her ne kadar birçok sıkıntılar vesaireler olsa da yani ticaret devam ediyor. Çünkü sonuçta burada insanlar yaşıyor, bu insanların ihtiyaçları var. Sadece barınma ve güvenlik meselesi değil, insanların bir şekilde para da kazanması lazım. Ayakta kalanların, en azından kalacak yeri olanların özellikle Cüneyt Bey. Şu anda biz bu çekimi yaparken hafta içi bir gündeyiz. Ona rağmen bence oldukça dolu, kalabalık. Zaten şehrin şu anda en canlı ve yaşayan yeri de depremin birinci yılında burası diyebiliriz. Şimdi burada binalar yapılıyor. Artık yavaş yavaş insanlar, dönebilenler hayatlarına dönmeye çalışıyor. Bir de şehirden ayrılanlar var Cüneyt Bey. Ciddi miktarda insan farklı şehirlerde, akrabalarının yanında okumaya gidenler, köylerde, köye gidenler var. Köy de ayrı bir dünya tabii, orada insanlar yani tabii imkanı olanlar bunlar, yani köyde evi olanlar köye gidiyorlar. Olmayanlar farklı şehirlere gidenler var. Çınar altına geldik, burasıydı. Bakalım künefeci açık mı bir yıl sonra? Açmışlar mı? Tabii burada da bayağı bir depremden şey var. Bu taraftaydı. Evet. Orası yıkılmış. Yıkılmamış da restore ediliyor sanırım. Şimdi buraya taşınmış hemen şeyde. Gördüğüm kadarıyla. Çarşının bu kısmı biraz daha canlanmış. En azından bir tek zaten çarşı kalmış durumda. Öbür o künefecilerin kısmı tamamen yıkılmış. Orada çalışmalar devam ediyor. Ama çarşıya girdiğinizde sanki buraya girdiğinizde çok fazla deprem olmamış hissine kapılabiliyorsunuz burada. İlk canlanan çarşı olmuş. En iyi korunan da çarşıydı zaten. Yani burada polis bekliyordu, asker bekliyordu. Ve en az hasarlı da yine bu kadim çarşı bu depremi atlatmış diyebiliriz. Kurtuluş Caddesi. Dünyanın ilk aydınlatılan caddesi burası. İşte bu sokaklarda ilk yürüdüğümüzde gayet güzel bir akşam üzeriydi. Ve de sonrasında yürüdüğümüzde incin top oynuyordu. Şimdi ise inanılmaz bir araba trafiği. Her yer toz, toprak, çamur. Kimi binalar yıkılmış, kimi binalar sağlam duruyor. Ve de burası da hassasiyetle elden geçmesi gereken bir renovasyonu bekliyor diyebiliriz. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol. En önemli renovasyon projelerinden bir tanesi de burası olacak. Daha orijinaline benzeyen bir yere dönüşecek. Tamamen orijinal değil de daha orijinaline benzeyen bir yer diyebiliriz. Evet, Kültür ve Turizm Bakanlığı, burada bir cami vardı yanlış hatırlamıyorsam. O caminin buraya da evet, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne aitmiş Sarımiye Camii'nin orijinal fotoğrafını görüyorsunuz. Gerçi bizim kayıtlarımızda da vardı. Sonrasında yıkılmıştı. Bakalım ne zaman yapılacak, nasıl yapılacak? Bu bölgede molozlar duruyor ama velakin neden duruyor? Çünkü burası hassas. Burada biraz daha ince işçilik yapılacak. O sebeple molozlar duruyor. Bir de çok yoğun trafik var çünkü bazı caddeler kapalı. Yani her cadde açık değil yani. Hatay'ın şu anda farklı inşaatların devam ettiği, molozların kaldırıldığı yerler olduğu için
O sebeple trafik var. Yani çok aslında genele baktığınızda bir yoğunluk yok. Sadece trafik olan bölgelerden geçiyoruz aslında biz. Ana caddesine dönüşmüş zaten. Müzeye giden, müze otele giden bir cadde bu. Ana taşıyıcı caddelerinden bir tanesiydi. Burada kim binalar gayet sağlam, sapasağlam duruyor. Kim binalarsa çökmüş. Tarihi Affan Kahvesi, o da nasibini almış depremden ne yazık ki. O da Kültür Bakanlığı'nın şu anda restorasyon projelerinden bir tanesine dönüşmüş durumda. Antakya'ya ilk geldiğimizde beni en çok ama en çok etkileyen işte bu sokak aralarıydı. Hepsinde bir kafe vardı, lokantalar vardı, canlı müzikler, dar sokaklar ama kimi sokaklara girilemiyor bile. Öncesi, dünü ve bugünü. Gördüğünüz gibi bir şehrin baş döndüren, akıllara durgunluk veren hikayesi böyle. Önümüzdeki zaman diliminde kuşkusuz dünyanın ilk aydınlatılan bu caddesi tekrar aydınlatılacak. Ancak hepimiz biliyoruz ki Hatay hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Yaralı bir şehir olarak kalacak.